Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Sevban radıyallahu anh anlatır. Gümüş ve altın biriktirme ile ilgili ayet Tevbe 34 nazil olduğu zaman halk öyleyse hangi malı biriktirmeliyiz diye birbirlerine sordular. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu ben sorup size haber vereyim dedi ve hemen devesine atlayıp gitti. Ben de peşinden gittim. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, hangi maldan edinelim diye sordu. Resulullah aleyhisselam da, her biriniz şükreden bir kalp, zikreden bir dil, ahiret işinize yardımcı olacak mümine bir kadın edinsin buyurdular. Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Resulullah aleyhisselam buyurdular ki, mümin Allah'a takvadan sonra en ziyade saliha bir zevceden hayır görür. Böylesi bir kadına emretse itaat eder, ona baksa sevinç duyar. Bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse kadın bunu yerine getirerek onu yeminden kurtarır. Kadınından ayrılıp uzak bir yere gitse kadın hem kendi namusu ve hem de adamın malı hususunda hayırhah ve dürüst olur. Abdullah İbni Amir radıyallahu anh anlatır. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, güzellikleri sebebiyle kadınlarla evlenmeyin. Çünkü güzelliklerinin onları kibir ve gurur sebebiyle alçaltacağından korkulur. Onlara mal ve mülkleri sebebiyle de evlenmeyin. Zira mal ve mülkün onları azdıracağından korkulur. Fakat onlarla diyaneti esas alarak evlenin. Yemin olsun, burnu kesik, kulağı delik, siyahi dindar bir köle, dindar olmayan hür kadınlardan iyidir.''